قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق رسول الله فيما قال كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم Allah Teala Hazretleri vaktine yetiştiğimiz cumamızı mübarek eylesin. Vaktin fuyuzatından, bereketinden müstefil eylesin. Dünya hayatının kalil ama çok kalil olduğunu Rabbimiz Tebarek ve Teala bizim kalplerimize ilka eylesin de ona göre amellerimizi yapıp Allah Teala Hazretlerinin huzuruna bizleri ilka eylesin, irsal eylesin Mevla Teala. Büyük insanlara takılanlar, onlar da büyük olurlar. Velilere takılanlar, onların zümresine dahil olurlar. Onlar nereye giderlerse, onlar da oraya giderler. Ashab-ı Kehf anlatılır Kur'an-ı Kerim'de. Kehf suresi var. Baştan sona anlatılır. Mevzu uzun da bize lazım olan hepsi ama şurası biraz daha etkili. Gençler saraydan çıkıyorlar, kaçıyorlar, gidiyorlar. Peşlerine takılıyor bir kıtmir. Kıtmir, köpek. Gençler onu kovuyorlar, kovuyorlar, hoş diyorlar, atıyorlar. Ama kıtmir onların peşinden ayrılmıyor. Ashab-ı Kehf yarın huzur-u mahşere, cennete gidecek. O kıtmir de onlara uyduğu için o da cennete gidecek. Yani ittiba etmek, tabi olmak seni dalalete de çekebilir, kurtuluşa da çekebilir. Muflihun da olursun, muğlikun da olursun. Muğlikun boğulanlar demek. Muflihun, felaha erenler, kurtulanlar. Bizim tabi olduklarımız bizi hem doğruya ulaştırabilir hem de yanlışa ulaştırabilir. Doğrudan maksat cennettir. Yanlıştan maksatsa cehennemdir. Kime tabi oluyoruz? Kimin dediklerini yapıyoruz? Ve kime uyuyoruz? Bunlara uymamızın neticesinde bir cennet var. Bir de cehennem var. İkisinden bir tanesi bize sunulacak. Yok ben ikisine de gitmek istemiyorum. İkisine gitmeyecek olanlar ahirette hayvanlardır. Toprak olacaklar. Biz o zümreden olmadığımız için ikisinden bir tanesini seçmek zorunda kalmayacağız. Zaten oraya gönderileceğiz. Zaten oraya gönderileceğiz. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا Kafirler cehenneme zümre zümre sevk olundular. Sevk, zümre zümre. Falan zümre sen cehenneme, sen cehenneme, sen cehenneme. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا Rabbinden korkanlar, Rabbinin emirlerine boyun eğenler, Allah'ın tabi olun dediklerine tabi olanlar da cennete zümre zümre sefk olacaklar. İşte falan grup cennetin siz şurasına gidin bakalım hadi. Falan grup size şuraya gidin bakalım. Cennete sefk olacaklar, cehenneme de sefk olacaklar. Allah'ın bizleri Rabbinden korkup tevarru edip cennetine girenlerden eylesin. Cennetine girenlerden eylesin. Bu amelleri yapmaya muvaffak eylesin Allah Teala Hazretleri bizleri. Lakin bu amelleri yapmak için büyük bedeller istiyorlar bizden Müslümanlar. Mesela en basitinden başlayalım, gündeme doğru gelelim. Sabah namaza kalkmak çok büyük bir iştir. Sabahtan biraz daha önce bir vakit var, teheccüd vakti. Zaten teheccüde kalkmak büyük bir katliam, büyük bir meşakkat, büyük bir zorluk. Gecenin o saatinde bize deseler ki
gecenin 2.30'unda veyahut da 3'ünde, hadi diyelim şimdi 4 olsun, 4'ünde sana yüklü miktarda bir para verilecek. Ama uykun olmayacak ha. Uyursan bu parayı alamazsın. Ben acizane kendi nefsim adına konuşan, ben akşamdan hiç uyumam. Niye? Ya o saati kaçırırsam yüklü bir miktarda para verilecek dendi. Ya o saati kaçırırsam alamam parayı. Ben acizane diyorum. Ben uyumam. Sizi bilmiyorum. Belki siz uyursunuz. Ama ne lazım bana para deyip belki uyuyanlar olur. Ama ben uyumam. Niye? Ya o saati kaçırırsam. Aynen Allah Teala Hazretleri her gece nida ediyor. İsteyen yok mu ben onu bağışlayayım. Dua eden yok mu ben onun duasına icabet edeyim. Peki Allah'ın vermesi midir daha kıymetli yoksa dünyanın vermesi mi? Zaten dünyadakini Allah Teala veriyor ya. Allah Teala'nın bize verdiği bize cennetlik olarak sermaye olarak gelecek ahirette. Dünyalık kazandıklarımız da fani olduğu için bırakıp gideceğiz. Allah'ın hakiki ahiret sermayesi biriktirenlerden eylesin. Allah'ın vermesi boldur. Allah Teala'nın rahmeti boldur. Öyle buyuruyor Mevla Teala. Benim rahmetim çok boldur. Benim vermem çok boldur Allah Teala buyuruyor. Bu rahmete ulaşanlardan eylesin Allah Teala bizleri. Şimdi evlerimizde, sokaklarımızda çok rahat bir şekilde hayatımızı itmam ediyoruz Müslümanlar. Bak sabah kalkıyoruz, evimizde kahvaltımızı yapıyoruz, çocukla oturuyoruz. Çayını rahat rahat yudumluyorsun. Müslümanız elhamdülillah. Bilad-ı İslamiye'de yaşıyoruz. Darülharp'te yaşamıyoruz ama bugün Darülharp'te olan 5 yaşındaki, 6 yaşındaki günahsız sabilerin katledildiği bir zaman geçiriyoruz ki bir hafta değil, 2 hafta değil, artık aylar olmaya başladı. Aylar olmaya başladı. Müslümanlar buna uyanık olmalıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir savaşından bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Bir savaştan. Beni Nadır oğullarıyla yaptığı bir savaştan bahsediliyor Efendimizin. Beni Nadır oğullarına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mevzunun başı uzun haber gönderiyor. Buyuruyor ki develerine kendilerine yetecek kadar bir gün veyahut da 2 günün erzağını alsınlar, orayı terk etsinler. O bölgeyi terk etsinler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yüklerine bir gün veyahut da bir günün yarısı kadar veyahut da 2 gün yiyebilecekleri bir erzağı alsınlar. Size Bağdat hikayesi anlatmıyorum. Şu an 5 yaşında, 6 yaşında, 4 yaşındaki çocuklar katlediliyor. Bir baba evladını çöp poşetinin içine koyup kabre getiriyor. Bir anne evladım nerede diye feryat figan ediyor. Böyle neler 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 neler. Biz şu ekrandan bunu izlediğimiz için bize çok basit geliyor Müslümanlar. Evladımızın bir parmağı kanasa, evladımızın bir ayağı burkulsa 2 gün 3 gün hastaneden çıkmıyoruz. Yemeğimiz içmeğimiz kesiliyor. Evlatları katledilen anne babalar, onların evlatlarından beklentileri yok muydu? Vardı. Biz ekrandan izliyoruz sadece ve rahat, rahat. Şimdi bir tane kadın almış bir İsrail malını marketten gidiyor. Dediler ona ki sen ne yapıyorsun bu İsrail malıdır. Ne edeyim ucuzdur. Ne edeyim? Hatta yebi'u dinehu bi'aradın minet dünya kalil. Efendimiz buyuruyor. Dünyadan az bir şey karşılığında dinini bile satacak ahir zamanda insanlar. Senin davan adına 4 yaşındaki çocuk şehit ediliyor. Onlar sadece İslam var dediği için. Çıkın Gazze'den, boşaltın Gazze'yi. Zaten Yahudiler size büyük yerler vaat ediyorlar. Gazze'lilere, Filistinli halkına Yahudiler büyük yerler vaat ediyorlar. Ya Gazze'de ha böyle 5 metrekare bir yeri trilyonlar verip satın alıyor bir Yahudi. O Gazze'li oradan çıksın. Çık zaten para veriyor. Orada direnen halk var ya, şu an orada direnen halk davası adına direnen halktır.
İslam'a adına, iffeti adına direnen halktır Müslümanlar. Zannetmeyin ki aman da keyfine direniyorlar orada ha. Onlar vatanlarını terk etmemek için direniyorlar. Bugün belki birisi gelse bana dese ki al sana şu kadar mal, al sana şu kadar para, al sana şu iki tane daire, ben belki sürmeneyi bırakır giderim. Buradaki evimi bırakır giderim, arazimi bırakır giderim. Satarım belki vatanımı ama gazdeliler satmıyorlar. İffetleri ve hayaları adına savaşıyorlar. İffetleri ve hayaları adına savaşıyorlar. Ya 6 yaşındaki çocuğun elinde bir taş, Yahudi zındığının elinde bir silah. Bu da o taştan korkuyor ya. Bu da elinde silah var senin. Allah Teala bunlar için buyuruyor ki ziyadesiyle korkaktır. Kur'an-ı Kerim'in ilk 3 cüzü, bilmem Kur'an-ı Kerim'in aranız nasıldır ama ilk 3 cüzü Elif, Lam, Mim'den başlayarak münafıkları, müşrikleri ve Yahudileri anlatıyor. Allah Teala kitabına hiçbir kavme lanet etmemiştir bunlara ettiği gibi. Hiçbir kavme. Bunlar peygamber katili bunlar. Arsız, hayasız, iffetsiz bir nesil bunlar. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir hakikat size acizane fakir kardeşiniz ifade etsin. Bize yıllarca Yahudi düşmanlığı değil, Arap düşmanlığını sevdirdiler. Arap düşmanlığı. Arap düşmanlığı. Biz dostumuzu, düşmanımızı bilemedik. Bir Yahudi anne karnındaki çocuğuna diyor ki senin düşmanın Muhammed ve ashabıdır. Yani biz. Biz Efendimizin ashabı değil miyiz? Efendimizin ümmeti değil miyiz? Senin düşmanın Muhammed ve onun ümmetidir diye yetiştiriyor. Soruyorum ben size, hangi anne baba evladına evladım senin düşmanın Yahudilerdir bu zamana kadar demiştir? Çıksın desin ki ben dedim. Onu ben elinden öpeceğim. Ayağından öpeceğim onu. Hangi anne baba evladına Yahudi düşmanlığıyla yetiştirmiştir? Bu bize farzdır Müslümanlar. Evladına kafirin sevgisiyle değil, kafirin düşmanlığıyla yetiştirmek bize farzdır. Resulullah Efendimiz'in hayatı savaşla geçmiştir. Hayatı savaşla geçmiştir Efendimiz'in. Bir savaştan gidip öbürüne gitmiştir. Birinden gelip öbürüne dönmüştür. Ganimet almaya giderken savaşa dönmüştür Efendimiz. Ayet-i Celle inmiştir savaşa gidin diye. Hayatı savaşla geçen bir peygamberin hayatı Yahudilere, ehli kitaba uymakla geçen bir ümmeti haline geldik ya. Bunlar hakikatler, inanın çok büyük hakikatler. Eğer biz uyanmazsak, alem-i İslam, şu kadar Müslümanlar ya, alem-i İslam, İslam beldeleri, bak Allah Teala bize ahirette hiçbir mazeret sunamayalım diye Gazze'yi nereye koydu biliyor musunuz? Ya desek ki Gazze Amerika'dadır. Ya Amerika'nın bir yeri, biz nasıl oraya ulaşalım? İtalya'ya, Fransa'ya yakın, biz nasıl oraya müdahale edemeyiz ki? Güçlü bunlar deriz. Mazeretimiz var. Ya Rabbi biz de nefsi müdafaa ettik. Amerika'nın göbeğinde nasıl, ne yapalım ya Rabbi? Teslim olduk deriz. Böyle bir mazeret sunabiliriz. Ama bakın Gazze'nin etrafına. Mısır, ha? Suudi Arabistan. Hep Müslüman. Ula hep Müslüman. Gazze, yahu İsrail suyunu kesti. Elektriğini kesti. Gazını kesti. Soruyorum ben size. Biraz mantığımızı çalıştıralım. İsrail'e, Filistin'e, İsrail'e su nereden gidiyor? Ula İsrail'e gaz nereden gidiyor gaz? Petrol İsrail'e nereden gidiyor? İslam bendelerinden sen de kessene. Kessene. Adamlığın varsa, erliğin varsa, ben Müslümanım diyorsan وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَقَالَ اِنَّن۪ي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir, Allah Teala buyuruyor. Kes Gazze'nin, İsrail'in suyunu niye kesmiyorsun? Bu kadar alemi İslam, bu kadar İslam'ın yöneticileri, bize ne oldu ya? Bize ne oldu ya? Ya bırak onları, onları at kenara. Ya biz daha marketteki İsrail mallarına boykot edemiyoruz. Kadına diyorlar ki, yahu teyze bu İsrail marka, bunu niye alıyorsun? Ne diyeyim, ucuzdur, ucuzdur. Ucuz oldu da. Yahudi ne diyor biliyor musun? Sen boykot, boykot, boykot demeye devam et. Sen slogan atmaya devam et.
ben senin dinini, hayanı, iffetini, malını elinden nasıl alacağımı çok iyi biliyorum. Niye? Allah Teala buyuruyor ki innellezine keferu yunfikun emvalihum yasuddu an sebilillah. Kafirler mallarını biriktiriyorlar size Allah yolundan alıkoymak için. Dün İstanbul'dan geldim. Sohbet için İstanbul'a gitmiştim. Hocam diyorlar, inanın ehli kitap İstanbul'da öyle bir çalışıyor ki, öyle bizim gençlerimizi etkiliyor ki, ya ben daha sokağa çıkıp iki tane genci döndürüp selamünaleyküm, nasılsın, keyfin nasıl diyemiyorum, utanıyorum bundan hoca olduğum halde. Ümraniye'ye sohbete gittim. Çıktım, dedim ki bir gün emri marufa çıkacağım, dükkan dolaşacağım, esnafı dolaşacağım. Ulan çıktım bir Ümraniye'de dolaşıyorum dükkan. Selamünaleyküm, aleykümselam, Allah için ziyarete geldim. Nasılsınız, iyi misiniz? Derdiniz var mı, sıkıntınız var mı? Burada sohbetler oluyor, gelin buraya, adamla halleşiyoruz. Şimdi İslam adına bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bir tane fırına girdim, adam bir tanesi hemen daha beni konuşmada çıkarttı, 50 lira bana uzatıyor. Dedim nedir bu? Bu nedir? Zannediyor bizi para topluyoruz. Millet hocaları para toplama için artık bunların işi bu. Bunların işi para toplamak. Öyle zannediyorlar. Sana Allah adına şuur verecek olan ümmetin alimleridir. İsrail'i sana anlatacak olan ümmetin alimleridir. Allah Teala İsrail kitabında anlatıyor. Mel'un bir kavimdir bunlar. Efendimiz o Beni Nadir oğullarına dediler ki sallallahu aleyhi ve sellem yüklerine, develerine bir günün veyahut da bir günün yarısı kadar veyahut da iki gün erzaklarını alsınlar, burayı terk etsinler. Efendimizin emri bu. Bu emir onlara ulaştı. Gitti onlara bu emir. Onlar da dediler ki biz gitmeyeceğiz. Yahudinin nasıl pes edeceğini kitabımız anlatıyor bize. Müslümanlar kitabı bıraktık, biz ekrana bakmaya başladığımız için bu hakikatlerden tabii ki de uzak yetişiyoruz. Allah'ın hakkı hak olarak bilip tabi olanlardan eylesin bizi. Batılı reddedenlerden eylesin bizi. Ehli kitabın, Amerika'nın, İsrail'in tuzaklarını, aleyhlerini reddeylesin. Kullemâ evkadû nâra lilharbi etfâ Allah. Allah Teala buyuruyor, ne zaman bir harp ateşi tutuştursalar Allah o ateşi söndürmüştür. Allah'ın bu ayeti celillerinin sırrına mazhar edip orada yanan şu ateşleri de söndürsün inşallah. Gitti bu haber onlara, Beni Nadir oğullarına. Dediler ki biz çıkmayacağız yerimizden. Böyle etrafını örmüşler. Kabilenin şeyin etrafını örmüşler Beni Nadir oğulları. Efendimiz öyle mi? Tamam, hazırlanıp gidiyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes böyle Efendimiz'i böyle tesbihi elinde sahabisinin başında zannediyor değil mi? Bir daha ifade ediyorum, Resulullah'ın hayatı savaşla geçmiştir. Bak, Resulullah'ın hayatı savaşla geçmiştir Müslümanlar. Mekke fethedilinceye kadar Efendimiz savaşmıştır. Savaşla geçmiştir Efendimiz'in hayatı. Efendimiz'in zekası, dehşet bir zekası var idi sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam, çıkmayın dediler. Orduyu hazırlayın dedi, gidiyoruz. Sahabe efendilerimiz hazırlandılar ve Beni Nadir oğullarının kapısına geldiler. Efendimiz haber gönderdi, dışarı çıksınlar. Dışarı çıksınlar. Şimdi savaşmak için dışarı çıkmalar lazım. İçeri giremiyorlar bütün örülmüş surlarla etrafı Beni Nadir oğullarının. Efendimiz diyor ki dışarı çıksınlar. Tabi bunlar da çıkamıyorlar korkularından. Tamam, çıkmayın. Çıkmasınlar. Efendimiz sahabe efendilerimize buyurdular ki hurma ağaçlarının tamamını kesin. O bölgede olan, Beni Nadir oğullarının bölgesinde, etrafında olan hurma ağaçlarının tamamını kesin. Müslümanlar bakın, camiye gelirsiniz, şeytan burada sizi uyutur, şu hakikatlerden mahrum kalırsınız. Kulaklarınızı çok iyi açıp beni dinleyin. Belki de anlatılmaz bunlar. Hurma ağaçlarının tamamını Efendimiz kestirdi. Yahudi neyle peki geçimini sağlıyor? Hurma lan. Ha şimdi Mekke'de neyle geçimini sağlıyor? Hurma lan. Hurma, petrol. Başka bir şey yok orada. Taştan başka bir şey yok orada. Hurma, petrol. Başka bir şey yok. Hurma ağaçlarının tamamını kestirdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beni Nadir oğulları teslim olduk dediler. Teslim olduk dediler. Niye? Satamıyorsun, alamıyorsun, yiyemiyorsun. Ne yapacaksın? Ölecek misin? Efendimiz onları ölüme terk etti. Kılıç çekmeden maddi bir boykotla İşi bitirdiler. Onlar Efendimiz'e boykot ettiler mi? Ettiler. Nasıl ettiler biliyor musunuz? Yahudinin ehli kitabın boykotunu anlatıyorum. Kendi boykotumuza kıyas edelim onu. Mekke-i Mükerreme kervan geliyor dışarıdan.
Efendimiz gidiyor sallallahu aleyhi ve sellem, bir ekmek alacak oradan veyahut da bir şey alacak, bu ne kadardır diyor. Diyor ki 10 lira, 10 dirhem, şimdi lira o zaman dirhem, 10 dirhem. Geliyor Ebu Cehil, Ebu Leheb, 10 lira mı? Al sana 100 lira, Muhammed'e bir şey satmayacaksın sallallahu aleyhi ve sellem. Bak Efendimiz'i nasıl boykot ettiler. Şimdi biz ne yapıyoruz biliyor musun? Nedir o şeyin adı? O Tursi'nin, Umo. 100 liraydı da düştü 50 liraya. Bu 50 lira olursa almış. Al koy evine bakalım. Al evine koy bakalım. Efendimiz'e dediler ki لَا تَسْمِ وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ Kur'an'ı dinlemeyeceksiniz. Kur'an'a kulak vermeyeceksiniz. Muhammed'e kulak vermeyeceksiniz. Efendimiz ne dedi? Yalnız İslam, sadece İslam, sadece İslam, sadece İslam, başka bir şey yok. Sallallahu aleyhi ve sellem. En nihayet zaten Efendimiz'i boykot ettiler ve hicrete zorladılar. Sen hala daha Sürmene'nin marketine girdiğinde, Coca-Cola rafını gördüğünde, o Coca-Cola'dan alıp evine getirebiliyorsan sana yazıklar olsun. Sen zalimsin, zalim. Sen zalimlik yapıyorsun. İnnel insane la zalimun keffar, Allah Teala buyuruyor. İnsan ziyadesiyle zalimdir. Ziyadesiyle zalimdir. Burada öyle bir cemaat olmaz, sizi tenzih ediyorum. Ama hala daha İsrail'in mallarına biz boykotumuzu edemiyorsak, kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika demeye devam edelim, biz kahroluyoruz. Gün geçtikçe biz kahroluyoruz. Bu hakikat budur. Bu hakikat budur. Bu hakikatin gayrisinde bir yol arayanlar yarın ahirette hesabını verecekler. Allah Teala oraya için ne buyuruyor? Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barakna havle. Bakın Gazze, Mescid-i Aksa bizim için ne demek onu ben ifade etmeye çalışıyorum. Ayet-i Celilelerin ışığı altında. Allah Teala bu kadar Trabzon'un, efendim Giresun'un, Sürmene'nin bu kadar güzel yerleri var. Dehşet leziz mekanları var. Efendim işte yeşillikleri var. Gazze'nin bir şeyi yok ki. Taş toprak, düz bir ova yani. Taş toprak. Başka hiçbir şey yok. Taş topraktan başka bir şey değil. Ya Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neden orayı mübarek kıldın buyuruyor? Neden? Ben burayı mübarek kıldım buyuruyor. Hakkın karşısında susan dilsiz şeytandır Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hakkın karşısında susan dilsiz şeytandır. Eğer ben bugün hakkın karşısında susarsam Muhammed Mustafa'nın önüne geçip ne hesap vereceğim cemaat-i Müslümin? Size ben soruyorum, acizane ifade etmeye çalışıyorum. Hepimiz yarın hesaba çekileceğiz ahirette. Sümme le tüselunne yevme izin anin ne'im. Benim 4 yaşındaki kullarım katledilirken senin sesin neden çıkmadı diyen bir Allah olacak bana ahirette. Ben ne cevap vereceğim? Anlıyorum, bu sohbet çok ağır oluyor. Hakikatler çok ağır oluyor. Ben de öyle hissediyorum. Ben de öyle yapıyorum ama ne yapalım? Yahudinin, kafirin karşısında sizin kılınıza dokunmam. Ağzımızı açmayız ama bir aramızda birbirimizi tokatlamamız lazım. Çünkü çok uyuyoruz. Çok uyuyoruz. Allah'ın bu uykudan bizi uyandırsın. Hakkı hak olarak göstersin. Evlatlarımızın bir tanesini alsalar, öldürseler ne yaparız acaba? Savaş ilan ederiz. Orada ölenler bizim evlatlarımız değil mi Müslümanlar? Bir çocuk diyor ki sizi Allah'a şikayet edeceğim. 6 yaşındaki bir çocuğun nidasını size ifade ediyorum. Sizi Allah'a şikayet edeceğim. Ümmetin suskunluğunu Allah'a şikayet edeceğim. Allah'ım bizleri uyandır ya Rabbi. Uyanmayı ikram eyle ya Rabbi. İhsan eyle ya Rabbi. Allah Teala buyuruyor ki biz orayı mübarek kıldık. Mübarek. Bârekna havle. Biz oranın etrafını da mübarek kıldık. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا Ayetlerimizi gösterelim diye. Gazze yıllardan beri bu fakir 26 yaşına gitti. Ben kendimi bildim bileli Gazze'de bir katliam var. Çocuk katliamı. Bu yaşıma geldiğimden beri Gazze'deki katliam bitmiyor. Onlar sadece İslam dedikleri için bu katliamı görüyorlar. Allah'ın beri eylesin. Onları tez zamanda helas eylesin. İmdad eylesin. Yahudi ordularını kahreylesin.
ziyadesiyle güçsüzdürler, ziyadesiyle korkaktırlar. Oraya bizim hocalarımız gittiler, Yahudiler. Şimdi Mescid-i Aksa'dan içeri giriş yapacağız. Böyle bir korkarak bize bakıyorlar. Anlıyoruz. Ödlekliklerini anlıyoruz. Çok korkaktırlar. Çok korkaktırlar. Bir Ebu Ubeyde diye birisi var, titretiyor bunları. O da korkuyorlar ondan. Allah'ın korkularını müjdar eylesin. Müslümanlar üzerindeki etkilerini kahreylesin. Ne zaman ya, kıyametin sabahına kadar nefretle buğuz ateşini aralarına soktum. Ayeti celilesini tahkik eylesin. Güç birliklerini mahveylesin. Maddi gelirlerini iptal eylesin. Allah Teala buyuruyor. Kullemâ elkadû nâran lil harbi etfâ Allah. Ne zaman bir harp ateşi tutuştursalar, ne zaman bir harp yapmaya girişseler, ne zaman bir katliam yapmaya girişseler, Allah o ateşi söndürmüştür. Allah'ın bu ayeti cehirlerinin sırrına mazhar edip bu ateşleri de söndürsün ya Rabbi. Oradaki Müslümanların hürmetine, oradaki sabirlerin, günahsız sabirlerin hürmetine Filistin halkını helas eylesin. İsrail halkını helak eylesin. Ehli küfrü hakir zelil mağlup eylesin. Tuzakları aleyhlerine Rabbi ilka eylesin. Tuzaklar içerisinde gark eylesin Mevla Teala onu. Allah'ın dualarımızı kabul eylesin. Biz ayet-i celilere dayanarak dua ediyoruz. Reddolmaz. Mevla estakul kaimdir. İnni en Allah. La ilahe illallah. Ben Allah'ım buyuruyor. Bana dua edin. Ben dualarınızı kabul ederim. İbadet edilecek olan benim Mevla Teala buyuruyor. Biz Allah'tan başka ilah tanımıyoruz. Allah'tan başka mabut tanımıyoruz ve ona ibadet ediyoruz. Ona tezarru ediyoruz, ona sığınıyoruz. Allah'ım şu Cuma Saadet'in hürmetine selam, sela ile ezan ve kametin arasındaki dua şüphesiz Efendimiz vuruyor, kabul olur, reddolunmaz. Allah'ım bizi reddeyleme ya Rabbi. Bu ateşleri söndür ya Rabbi. Yahudinin tuzaklarını aleyhlerine reddeyle ya Rabbi. Tuzaklar içerisinde gark eyle ya Rabbi. Müslümanlara İslami bir hürriyet ver ya Rabbi. Bu yılı bizim yılımız eyle ya Rabbi. Müslümanların kurtulduğunu gördüğümüz yıl eyle ya Rabbi. İsrail'in kahrolduğunu gördüğümüz yıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya hayren nasirin. Günahsız sabiler 4 yaşında 6 yaşında şehit oluyorlar. Şimdi bir video izlettiler bana arkadaşlar. Bir Yahudiler Müslümanları bağlamışlar. Çırılçıplak etmişler. Yahudi zındıkları çok affedersiniz affınıza sığınıyorum. Küçük abdestlerini başlarından aşağı ediyorlar ve gelsin Muhammed seni kurtarsın diyorlar. Allah'ın ordularını harekete geçir ya Rabbi. Amin. Münker nekir meleklerine bunları izale eyle ya Rabbi. Tuzaklarını boz ya Rabbi. Bunları boğ ya Rabbi. Kendileriyle meşgul eyle ya Rabbi. Allah'ın dualarımızı. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ Ayet-i Celilesi'nin sırrına mazhar edip kabul eyle ya Rabbi. Bizi reddeyleme ya Rabbi. Biz bugün aciz duruma düştük. Allah'ım hakkı hak olarak bilip tabi olanlardan eyle ya Rabbi. Hakiki boykot etmeye muvaffak eyle ya Rabbi. Onların paralarını ellerinden aldığın zaman, onların güçlerini elinden aldığın zaman onlar sönerler ya Rabbi. Onlar biterler ya Rabbi. Ateşlerini söndür ya Rabbi. Güçlerini söndür ya Rabbi. Mahveyle, iptal eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbise teslimi kefira. Reddolmaz. Ayet-i celilelere dayanarak dua edip Allah'ım bizi reddeylemesin. Allah Teala